Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum aslında çok konuştuk çünkü Jesus ne yapar işte neler değiştirebilir Fenerbahçe'de diye bunları zaten çok konuştuk ama ben açıkçası hangi konuda tam anlamıyla anlaşılamadığını biraz merak ediyorum yani Jesus ne için bir iki gün süre istiyor mesela yani bazı iddialar biraz daha parayı yükseltmek adına böyle e, haberler çıktığından e, bahsediyor. İşte Flamengo iddiası, Brezilya milli takımı iddiası. E, bazı kaynaklarda da gerçekten Jesus'un kararsız olduğundan bahsediliyor. Acaba hangisi? Yani e, aslında en temel sorun e, anlaşmanın süresiyle ilgili. Yani para sorunu e, yok. Sonuçta 5'i veren 6'yı da verir. Yani çünkü... E, takım başına getirmek istediğiniz hoca önemli bir isim ve ona ona göre de aldığı bir diğer bir para var. Yani bu parayı e, ya kendisine vereceksiniz ya da gidip başka hocalarla görüşeceksiniz. E, siz bir süredir bu teknik direktörle görüştüğünüze göre e, yani 5 deniyor, 6 deniyor, 2 bile 10 dendi bir ara. Sonra 9'a indiği vurgulandı. Ya burada görüşmeler çok da böyle şey yapılıyor. Yani bizim bu görüşmelere dair tek gördüğümüz bir fotoğraf karesi. Ee, ve o fotoğraf karesinde yapılan işte yenen yemek, işte Portekiz Cumhurbaşkanı'nın olduğu kare. Bunun dışında açıkçası konuyla ilgili e, Sayın Başkan Sonuç Ali Koç hiçbir e, bilgi, detay hiç bir şey vermiyor. Olabilir. Buna da saygı duymak lazım. Sonuçta e, özel bir görüşmeler bittiğinde elbette açıklayacaktır ama yani anlaşmanın süresiyle ilgili bir e, bir yıllık anlaşma istediği Fenerbahçe'nin tam en azından bir artı bir yapalım. Yani önümüzdeki sezon bu takım başarılı olursa, işte şampiyon olursa, iyi işler yaparsa, hadi bana eyvallah deyip gidecek misiniz? Yani yeni bir maceraya mı atılacağız? O nedenle bir artı bir yıl ve bonuslar üzerinde yine görüşmelerin sürdüğü. Yani işte şu başarı olursa şöyle, bu başarı olursa böyle. Tabii bir de o milli takım meselesi var. Yani. Buraya gelmek isteği çok da açıkçası hocanın yok burada tabii önemli olan bir para çünkü 4 yıldır başarısız olan bir takım var. Beklenti çok fazla yüksek ve sizin önünüze konulan tek şey şampiyon olacaksınız. Yani başka hiçbir şey yok. Şampi biz yok. biz yeni bir takım kuralım. Hadi bu sene bu takım şöyle işte ligi ilk 3'te bitirelim. Önümüzdeki sezonda zaten bu kurduğumuz takımla hedefe yürürüz şampiyon oluruz, Avrupa'da tur atlarız, şöyle olur, böyle olur diye bir şey diyemiyorsunuz. Tek bir seçenek var, o da şampiyon olmak. E tabi bunun da e, yani teknik direktör olsanız e, bilmiyorum yani böyle bir şartı önünüze getirse kim bunun garantisini verir? Ben garanti verdiğini falan da düşünmüyorum açıkçası. Yani buradaki e, tamamen bu tercihin nedeni e, marka bir ismi Fenerbahçe'nin e, başına e, getirmek Geçin. ve e, bir sürü eleştirilere e, nokta koymak. Sonuçta Şimdi şeyi yükselttiniz çıtayı yine yükselttiniz ve taraftar e, Jorge Jesus'u bekliyor. Şimdi Jorge Jesus olmazsa e, aynı e, skalada birisini bu, bulup getirmek zorundasınız. Yine tekrar alta inerseniz 2-3 basamak alta inerseniz bu sefer yani sizin de biraz karizmanız iyice çizilir. Yani ne oldu yine bize böyle bir vaatte bulundunuz. Löv dediniz, Jorge Jesus dediniz, işte e, Mancini dediniz. E, getirdiniz kimi getireceksiniz? Yani... Bir de İsmail Kartal'ı öyle bir zor duruma bıraktılar ki bence şu anda yani olmadı diyelim. Yani olmadığını farz edelim. Madem iki gün öyle istiyor işte ailesi İstanbul'a çağırıyor size bir tur yaptıralım deniyor. İşte ağzına götürelim, Samandıra'ya götürelim, Kadıköy'e götürelim. Yani sizi işte Kalamış'a götürelim, Fenerbahçe'nin yani her tarafını bir gezdirelim ailenizi, sizi, evleri gösterelim. Böyle bir şeyden bahsedildiğine göre biraz ikna aşamasında sorunlar olduğu hala gözüküyor. Ama ben bu işin artık dönüşünün olmadığını ve biteceğini tahmin ediyorum. Peki bu noktada nasıl motivasyon sağlanır? Yani biz mesela e, teknik direktör hedeflerinden bahsederken şu kelimeyi hep kullanırız. Şimdi motivasyona işte e, ihtiyacı var. Başarıya aç. E, işte bir şeyler başarmak için, kupa kazanmak için gelecek teknik direktörlere ihtiyaç var diye. E şimdi Jorge Jesus'un e, sürekli bir aklının çalınabileceğinden bahsediliyor. Dün de gazetelerde vardı mesela. Brezilya milli takımından sezon ortasında bile teklif gelirse değerlendirecek. Flamengo'dan evet. gelirse değerlendirecek. Şimdi böyle bir ortamda sadece bir yıl kalmak isteyen bir teknik direktör en nasıl motive olur ki? Ya, <laughs> tabii ki yani bir yıllık bir anlaşmanın motivasyonu da düşük olur. Ya yani burada ancak parayı alır. E, gidersiniz ama biraz önce dediğim gibi sizin önünüzde sunulan şey oldukça ağır bir şey yani şampiyon 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 tek yani ne an, beşinci yılınız olmuş başka bir şey sunamayacaksınız bu bizim yani bildiğimiz gerçek evet. mi ama yoksa Ali Koç doğrudan Jorge Jesus'a bunu söylemiş midir ben sanmıyorum yani öyle sen şampiyon olacağız hocam başka seçimiz yok diyeceğini falan ihtimal vermiyorum yani burada şimdi İsmail Kartal'la başlamak e, e, lige e, yani olası bir şey de e, karşılayamayacağı eleştirilerle bir anda burun buruna olacak. Yani zor bir durum. E, yüz yüze kalacak. Ama George Jesus en azından daha böyle bir kredisi e, biraz en azından işte bu hafta toparlayacağız. Bir zaman verelim. 3 hafta geçsin, 4 hafta geçsin, 5 hafta geçsin. Belki diyebilirsiniz. Ama bunu İsmail Kartal'da yapamazsınız. Fakat dönüp dolaşıp bir de en son e, seçenek olarak ya olmadı bu iş deyip hadi İsmail hocam biz seninle devam edelim derseniz de yani yine e, tuhaf bir durumla karşı karşıya kalırsınız. E, tabii ki niye George ısrarla? Yani başka bir teknik direktör adayınız yok mu mesela? Bunu da sorabilirsiniz. Yani e, ve soran insanlar da var. Hı hı. Sürekli aynı teknik direktörle e, üzerinden gidiyorsunuz. Bana göre bir, bir takım şeylerle yol alındı. Yani ben yeni Malatya maçının ardından e, somut e, bir açıklamanın yapılacağını düşünüyorum. Hocanın İstanbul'a geleceğini ve imza atacağını düşünüyorum. Yani bu saatten sonra Buradan dönüş büyük bir yine bir hayal kırıklığı ve yıkım yaratır. Ee, şimdi İsmail Kartal kalsın mı kalmasın mı bir, bir kesimde onun kalması yönünde e, fikirler beyan, beyan edenler de var. Ama artık bu kadar yeni bir teknik direktör dillendirilmişken, onunla bir fotoğraf karesi verilmişken o fotoğraf karesine o kadar da şey yapmayalım. Yani Önemli bir kare. Gitmişsiniz, konuşmuşsunuz, e, bir takım şeyleri yol almışsınız. Şimdi olmadı demek olmaz. Ben olacağını düşünüyorum yani George Ha Başarılı olur mu, olmaz mı? Fenerbahçe'nin yapısına uyar mı? Fenerbahçe'de neleri düzeltebilir? Ya da nasıl başarılara imza atar? Bunlar için açıkçası yani bir şey diyem diyemiyor insan çünkü kim gelirse gelsin diyemez. Yani Mourinho da gelse, Guardiola da gelse, Başarı Fenerbahçe bambaşka yok. bir yer, zor bir görev ve tek şeyiniz dediğim gibi şampiyon olmak başka hiç. İkinci bir şeyiniz yok yani. Seçeneğiniz yok. Yani ya da çok iyi bir oyun oynayacak, çok başarılı olacak. Son haftaya kadar kafa kafaya gidecek. O da tatmin etmez taraftar Ya artık oyun moyun değil. Yani millet kupaya ve tabelaya bakar. E, yani sıralamaya bakar. Şimdi bu süreçte başkanlığın sürecinde e, rakipleriniz şampiyon olmuş, kupa kaldırmış, sevinmişler, mutlu olmuşlar. E sizin bir tane kupanız bile yok. Yani bırakın şampiyonluğu. Avrupa'da bir başarınız yok. Türkiye Kupası yok. Hiç bir hiçbir şeyiniz yok. Ne evet. ne anlatacaksınız? Yani biz iyi top oynuyoruz. İşte geleceğin Fenerbahçesinin temellerini mi attık diyeceksiniz yani. Bu bu açıklamada kimseyi mutlu etmez açıkçası.